Evet, değerli basın mensupları, burada Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı olarak 81 ilden gelen kadın kolları il başkanlarımızla, kadın kolları merkez yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bu sabah Danıştay'a yapmış olduğumuz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak başvuruyu kamuoyuna duyurmak için bir araya geldik. Aramızda genel sekreterimiz var, MYK üyelerimiz var, grup başkan vekilimiz var, parti meclis üyelerimiz var, milletvekillerimiz var, Ankara il yöneticimiz var, parti yönetiminden çeşitli görevlerde bulunan çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer var. Yani hepimiz bir ve beraber olarak Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak bu kararla ilgili olarak tavrımızı çok net bir şekilde ortaya koymak için bugün burada bir araya geldik. En son söyleyeceğimizi ilk başta söyleyelim. Bu karar yok hükmündedir değerli arkadaşlar. Biz bu anlamsız şekilde çarpıtılarak kamuoyuna kötülenen, hedef gösterilen İstanbul Sözleşmesi'nin arkasındayız. Sözleşmenin tam adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Bizler sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından fesih gelişimini bir gece yarısı operasyonuyla öğrendik. Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar 20 Mart tarihli resmi gazetede yayımlandı. Tek cümlelik bu karar ne bir gerekçe içeriyor ne de bir açıklama. Erdoğan iktidarı döneminde 18 yılda en az 7500 kadın sırf kadın oldukları için katledildi değerli basın mensupları. Tanımadığımız ve tanımayacağımız fesih açıklamasının üzerinden 12 saat bile geçmeden 6 kız kardeşimiz daha yaşamdan koparıldı. İşte tam da bu yüzden İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir demeye devam edeceğiz. Atamızın sayesinde dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden daha önce eşit haklara sahip olan biz kadınlar haklarımızın gasp edilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Sözleşme ile ilgili olarak gerçek dışı beyanlarla yürütülen bir karalama kampanyası var. Ben şimdi sizlere bu karalama kampanyası doğrultusunda yalanları ve doğrularını açıklamaya çalışacağım. Diyorlar ki sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Özlem Zengin'in de belirttiği gibi sözleşmede eşcinsellikle ilgili olarak hiçbir madde yoktur. Şunu net olarak belirtmeliyim ki sözleşme mağdurun haklarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin güvence altına almaktadır. LGBTİ artı bireyler dahil herkesin insan haklarına sahip çıkmaktadır sözleşme. Diyorlar ki toplumun büyük çoğunluğu sözleşmeden rahatsız, iptalini istiyor. Bu konuda da yapılmış araştırmalar var. En son Temmuz 2020'de yapılan bir araştırmaya göre sadece toplumun %17'si bu sözleşmeye karşı. Gene aradan bir ay sonra kadın hareketinin sahaya inmesiyle birlikte Ağustos 2020'de yapılan bir araştırmaya göre bu oran %17'den %7'ye inmiş. Ve gene Temmuz 2020'de Metropol'ün yaptığı araştırmaya göre toplumun %64'ü sözleşmeye sahip çıkıyor. Dolayısıyla bu da gerçek dışı bir ithamdır. Gene diyorlar ki sözleşmeye dünyanın her yerinden tepkiler var. Oysa ki bu sözleşme şiddete karşı sıfır tolerans tanıyan en kapsamlı sözleşme olması nedeniyle sadece Avrupa'da değil, dünya genelinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Şu ana kadar 45 ülke ve Avrupa Birliği sözleşmeyi imzalamıştır ve imzacı üye sayısının artmasına dönük çalışmalar da sürmektedir. Gene diyorlar ki sözleşme yüzünden kadının beyanı esastır diyerek hiçbir delil olmaksızın erkekler hapse atılmaktadır. Bu da tamamen gerçek dışı bir ifadedir. Çünkü sözleşmede kadının beyanıyla verilen tek karar tedbir kararıdır. Beyanla verilen hapis kararı yoktur. Üstelik bir beyan olduğu takdirde soruşturma ve kovuşturma süreçleri vardır. Bu süreçlerde kadının beyanının tutarlılığı,
hayatın doğal akışına uygun olup olmadığı ve beyanda bulunduğu kişiyle herhangi bir menfaat ilişkisine sahip olup olmadığı gibi bir takım kriterler gözetilir. Hayatın doğal akışına uygun olup olmadığına bir örnek vereyim size. Kabataş yalanını hatırlayın. Neydi? Gündüz vakti İstanbul'da 70 kadar bedenin üst kısmı çıplak olan deri pantolonlu kişi bir kadına saldırıda bulunmuştu. Ve sonrasında çıkan video görüntülerinde gördük ki böyle bir şey olmamıştı. Dolayısıyla bu da tamamen gerçek dışı bir iddiadır. Gene diyorlar ki sözleşme boşanmaları arttırıyor. Sözleşmede evlenmeleri ya da boşanmaları teşvik edici hiçbir madde bulunmamaktadır. Boşanmaların başlıca nedeni ise aile içi şiddettir. Gene diyorlar ki sözleşme yüzünden şiddet artmıştır. Sözleşme şiddeti görünür kılmıştır oysaki. Diyorlar ki sözleşme geleneklerimize, kültürümüze aykırı, bize uymuyor. Değerli arkadaşlar, bu topraklarda kadına yönelik şiddet bir gelenek değildir. Olamaz, olmamalıdır. Gene bir iddia daha var. Diyorlar ki kadınlar sözleşme nedeniyle kafasına göre koruma kararı alıyorlar. Oysa ki bunun bir sınırı olmalı diyorlar. Size gene rakamsal olarak bir örnek vereyim. 2019 yılında koruma başvurusu yapan 41.383 kadının bu talebi reddedilmiştir. Oysa ki o kadınlara belki koruma kararı verilseydi bugün şiddete maruz kalmayacaklardı. Aralarında katledilenler bugün aramızda olacaklardı. Gene diyorlar ki bu sözleşme erkekleri mağdur ediyor. Oysa ki sözleşmede şiddet uygulamayan erkeklerle ilgili olarak herhangi bir yaptırım yoktur. Evden uzaklaştırılanlar sadece şiddet uygulayan, tehdit eden, ısrarlı takipte bulunan suçlu bireylerdir. Değerli basın mensupları, sözleşmenin imza tarihi olan 2011 yılında da sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandığı 2014 yılında da milletvekili olarak görev yapıyordum. Biz o dönemde sözleşmeye herhangi bir siyasi parti ayrım yapmaksızın destek olduk ve meclisten oy birliğiyle geçti. Bir tane çekimser oy vardı. Bir AKP milletvekili çekimser oy vermişti. Hemen ertesi gün gidip meclis başkanlığına başvurmuş ve yanlışlıkla çekimser oy kullandım diyerek oyunu düzeltmek istemişti. Dolayısıyla tam destekle, büyük bir uzlaşıyla bu sözleşme onaylanmıştı. Peki ne oldu? Bir gece hiç kimseyle müzakere etmeksizin, hiç kimseyle hiçbir kadının, hiçbir kadın örgütün fikri alınmaksızın ne oldu da apar topar ilan edilen mesnetsiz bir kararla artık İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı olmadığımız söylendi. Erdoğan imzalı karara bir bakın lütfen. Kararda deniliyor ki 11.5.2011'de imzalanan ve Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan sözleşme. Şimdi bakın burada bir karartma, bir ikrar var. Bu sözleşmenin onaylanması 6.251 sayılı kanun ile uygun bulunmuştur. Bu kararda yazıyor mu? Hayır, yazmıyor. Peki neden yazmıyor? Çünkü kendileri de çok net farkında. Kanun olmaksızın Cumhurbaşkanı kararının bir değeri yoktur. Anayasamız temel haklara dair uluslararası sözleşmelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılacak bir kanun ile onaylanmasını kabul etmiş ve bu görevi asli olarak meclise vermiştir. Bu önceden de böyleydi, şimdi de böyle. Kanun ile katıldığımız bir sözleşmeden idari bir kararla çıkabilir miyiz? Elbette hayır. Diyorlar ki siz kanun bilmiyorsunuz, gidin şu 9 sayılı kararnamenin 3. maddesini okuyun. Bunu diyenlere cevabımız nettir. Biz o kararnameyi de, 3. maddeyi de okuduk, biliyoruz. Peki siz anayasayı okudunuz mu? Siz anayasayı biliyor musunuz? Anayasanın neresinde Cumhurbaşkanı'na bu şekilde bir yetki verilmiş? Gösterin bize. Gösterin, işin kolayına kaçmadan, laf kalabalığı yapmadan gösterin madem varsa. Gösteremezsiniz. Tek söyleyebileceğiniz 9 sayılı kararname. Eskiden Bakanlar Kurulu yetkisindeydi, şimdi Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde. Böyle deniliyor. Eskiler ne derdi biliyor musunuz? Sui misal misal olmaz. Yani kötü örnek örnek oluşturmaz.
Öteden beri hatalıymış bu karar. Dolayısıyla bu sizi kurtarmaz. İddialarınızın mesnetsiz olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. İşin esasında da usulünde de büyük bir hata yaptınız. Bunu zamanla anlayacaksınız. Her gün bir kadın cinayetinin işlendiği ülkemizde kadınları yaşatmak için ne yapabiliriz diyeceğinize, ideolojik saplantılarınızla, modası geçmiş komple teorilerinizle, kendinizce siyaset mimarlığı yaparak kadınları ve çocukları moral olarak savunmasız bıraktınız. Cumhurbaşkanlığı kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Danıştay'a bu kararı Danıştay'a taşıyacağımızı zaten duyurmuştuk. Koruma ve uzaklaştırma kararına rağmen en güvenli yer olan evlerinde, hatta sokak ortasında katledilen binlerce kadının bir kez daha öldürülmesine izin vermeyeceğimizin altını çizmiştik. Bu sabah itibariyle Danıştay'a başvuruda bulunduğumuzu buradan sizlerin kanalıyla duyurmak isteriz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak Danıştay'a açtığımız bu dava ile hukuk devletinin işlerliğinin kanıtlanmasını bekliyor, savunacak tek bir kelimesi bile bulunmayan bu kararın ivedilikle iptal edilmesini talep ediyoruz. Şu çok net bilinmelidir ki İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. Meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle kanunlaşan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani millet iradesinin yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu uluslararası bir sözleşmeden boş ol diyerek çıkılamaz. Bu uygulama anayasaya aykırıdır. Adını kendi şehrinden alan ve amacı kadınları şiddetten korumak olan bir insan hakkı sözleşmesinden iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı olarak çekilmenin ne dünyada ne de Avrupa Konseyi'nde üye ülkeler arasında başkaca bir örneği yoktur, olamaz. İstanbul Sözleşmesi temel alınarak hazırlanan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun halen yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair 6251 sayılı kanun da yürürlüktedir. Tüm yargı kurumlarından isteğimiz, İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukuktaki geçerliliğinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kabul edilmesi ve kadına yönelik şiddeti engellemesinde çok etkin olan bu sözleşmeye doğrudan atıfta bulunmaya, sağladığı korumaya, geliştirmeye yönelik karar ve uygulamaları devam ettirmesidir. Nihayetinde tek bir kadının hayatı dahi manasız siyasetinizden daha üstün, daha önemli değildir. Partimiz ilk seçimlerde iktidar olduğunda sözleşmenin gereklerini tamı tamına yerine getirecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 42 milyon kadının yaşam hakkının elinden alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Zaten genel merkezimizde hayata geçirmiş olduğumuz Yaşamak projemiz tam da bu amaca hizmet etmektedir. Ayrıca parti programımızda kadına yönelik şiddetin durdurulması için bütün tedbirlerin gecikmeksizin alınması öngörülmektedir. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında kabul ettiği 2. yüzyıla çağrı beyannamesinde kadın erkek fırsat eşitliği vurgulanmakta, kadın haklarını insan hakları meselesi olarak tanımlanmakta ve kadınla erkeği eşit görmeyen anlayış reddedilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarının kuruluş amaçlarından birisi toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek için mücadele etmek, toplumsal yaşamın her alanında kadınların özgür ve eşit bireyler olarak yer almalarına katkıda bulunarak kadın hareketine öncülük etmek şeklindedir. Yani kadınların insan haklarını savunmak ve sahip çıkmak CHP'nin ve CHP kadın kollarının görevidir. Bu nedenle bizler Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak menfaat ihlalimiz bulunan bu işleme karşı dava açma hakkımızı kullandık, kullanacağız. Tekrar söylüyoruz, katledilen her bir kız kardeşimizin kanı bu sözleşmeden fesih kararı alma çabasında olanların eline bulaşmıştır. Ve bizler tek adam hükümetine bakıp kadınlar birden büyüktür diyoruz. Erdoğan'ın milletin iradesini ve hukuku yok sayarak aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını tanımıyoruz, tanımayacağız.
Bizlerin inatla ve dayanışma bilinciyle sürdürdüğü mücadelemiz sayesinde bu sözleşmeye taraf olunacak, taraf kılınacak ve ülkemizin her bir karışı kadınlar ve çocuklar için güvenli hale gelsin diye gerekleri yerine getirilecektir. Tekrar söylüyoruz, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ben bugün 81 ilden gelen kadın kolu başkanlarımıza, 20 MYK üyemize teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu basın açıklamasında bizi yalnız bırakmayan genel sekreterimize, genel başkan yardımcılarımıza, grup başkan vekilimize, parti meclisi üyelerimize, milletvekillerimize, il başkanımıza, tüm partililerimize, il yöneticilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin de emeğine, yüreğine sağlık değerli basın mensupları. Teşekkürler, sağ olun. Soru var mı? Tamam. Peki. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şimdi bir genel başkanımız...